diyorlar işte. Derslerimize çalışıyoruz, talebe okutuyoruz. Cuma gideri toplanıyoruz. Bazı işte sohbetler falan vesaire. İmam-ı Rabbani diyor ki namazlar tamam. Kadir-i Ekan'la kılın. Eksik etmeyin. Oruçlarınızı güzel tutun. Haramlardan sakının. Zikrullah'a devam edin. Ancak size bir şey söyleyeyim mi? Buyurdular ki sohbeti, bak bak Allah için olan sohbeti hiçbir şeye denk tutmayın. O aynı mı yoksa başka mı? Bu da başka mı? Allah'ın büyük alemesi. Amin. O diğerinin babası götürdü herhalde. Onun babasını da dinlemiş gibi kabul etsin. Amin. Yani çocuklar rahat durmuyorlar. Rahat dursalar huzur bozuyorlar. Etkileniyoruz yani. Biz etkileniyoruz. Kalpler etkileniyor. Ama olsun yani. Çocukların aslında tabii gelmesi iyidir yani. Nerede kaldık? Sohbette. Sohbette değil mi? Aferin. Sohbeti hiçbir şeye denk tutma diyor. Sohbette kazandığınızı ne namazda kazanabilirsiniz, ne zikirde kazanabilirsiniz, ne Kur'an-ı Kerim okumakta. Yani bunlar basit işler değil bu saydıklarım. Hepsinin mükafatı ayrı ayrı. Ama sohbetteki gibi günahlarınızı affedecek bir ameliniz yok. Sohbetteki gibi alacağınız derece, makam gibi bir ameliniz yok. Bunu unutmayın. Şimdi yarın ahirette, hadi bakalım şimdi. Bir taraf bunlar sevinirken, sen niye gelmedin? Niye? Söyle bakayım. Televizyon aldattı değil mi seni? Kandırdı değil mi? He? Allah Allah. O akrep gibi yazıları yazan gazete haberlerine aldandı. Yalan dolan televizyon haberlerine aldandı. Adı üstünde filmlere aldandı. He? Film. Allah Allah. Oturdun seyrettin film. Öbür taraftan kaybettin ilim. Tabi da filmler çıktı, ilimler gitti. Ama ilmi bırakır da seyredersek film, kabire inince ederler bizi dilim dilim cemaatimiz. Allah muhafaza eylesin. Amin. Allah'ın bizi Kur'an hastası etsin inşallah. Amin. Şurada bir ayetin manasını çözmek, bir ayetin manasını anlamak, vallahi yemin ediyorum, dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Evet. Dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Bunu ahirette anlarsınız. Bunu mahşerde anlarsınız. Anlarız hep beraber. Mevlam dünyada anlamayı nasip eylesin. Amin. Bozuldu insanlar diyor. Ticarette yalan. Aman Allah. Sahtekarlık. Borcuna sadık olmaz. Adam arıyor, önde diyor kim arıyor? Falanca. De ki yok burada. De ki yok burada. E oradasın işte. Eve kapıya gelse gönderiyor. De ki babam evde yok. Bir gün Nasrettin Hoca da yaptılar mı ha? Alacağı var. Günler geçti, aylar geçti, vermedi. Gitti kapıya. Vurdu kapıyı. Adam kızını gönderdi. Kim o? Nasrettin Hoca geldi. De ki yok evde. De ki yok evde. Dedi babam evde yok. O zaman babana söyle bir de ayakkabılarını da gizlesin içeri alsın bari. Ya. Onun için Efendimiz biliyor musunuz? Borçtan da Allah'a sığınıyor. Borçlanmak var ya. Ondan da Allah'a sığınıyor. Niye? Ödeyemedin mi yalan söylersin. Vaadına hulf edersin. Neuzu billahi teala. Ölçüde hareket etmek lazım yani. Bak Eger Ali mi Eger abi? Ana hocası da böyle, dervişi de böyle diyor bu işe bende. Hep nefsinin hevalarına düştüler. Adam hocalık yapıyor. Yıllardır diyor cemaate abdestsiz namaz kıldırdım diyor ya. Yıllar, yıllar cemaate abdestsiz namaz kıldırmış. Yani iyi niyetli değil. Ajan diyoruz ya. Adam ajanlık için geliyor. Mesela
Fatih'te Mahmud Efendi Hazretleri'nin meselelerine geldi İngiltere'den birisi. İman ettim diyor, mesela bilmem ne. Geliyor okuyor. 15-20 sene. İngiltere'ye dönüyor, hatıra yazıyor. Hatıra defteri, hani hatıra yazıyorlar ya, hatıra defteri. Diyor ki, Müslümanların içerisinde diyor 20 sene ajanlık yaptım diyor. Müslümanlar çarşaf giydi, ben de giydim. Müslümanlar teheccüd namazına kalktı, ben de kalktım. Müslümanlar ilim okudu, ben de okudum. Ben onlardan daha çok sarıldım diyor. Ben onlardan daha çok ezberledim diyor vesaire. Asıl mesele ne biliyor musun? Diyor ki, en çok zoruma giden, en çok ağrıma giden diyor, işrak beklemek oldu diyor. İşrak beklemek. Bak bak, nefsin ne kadar ağrına gidiyor, ne kadar zoruna gidiyor. Sabah namazını kılıyorsun ya, nefis hemen yat diyor. Tamam işte, farz kıldın elhamdülillah, yat aşağı. Değil öyle işte. Hiçbir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra güneş doğup yarım saat 45 dakika, yani bizim bir mızrak boyu yükselene kadar yatmamıştır, uyumamıştır. Hiçbir peygamber, hiçbir Allah dostu. Rızıkların yayıldığı saat, bereketin, rahmetin, ilim ortalığı kapladığı saat, hastalıklar bundan oluyor, bundan. Bak hastalık, 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 hastahaneler doldu da. Niye? Efendimiz'e ittiba etmiyor. Bak bu bir ittibadır. Yapmıyoruz, sünnetleri yaşamıyoruz. Yemekten sonra elleri yıkamasan ne olur deme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıkadı ve yıkayın buyuruyor. Yıkayın hem de kurulamayın. Allah Allah, bu nimeti ne acaba ya? Yemekten önce elleri yıkamanın hikmeti ne? Çünkü ellere bulaşan illaki senin gözle görmediğin mikroplar da var. Tozlar, topraklar bir yerlere değiyor ya, onları yıka. Niye kurulama? Havuzdan da gelenle bir şey geçmesin. Bak bak, Efendimizin sünnetleri öyle geniş güzel boşuna değil ki. Her birinin çok hikmetleri var. Yani işte asıl vaiz, asıl hoca alim hem işin bu tarafını, ayet hadis tarafını, hem de diğer, mesela bir Müslüman bir hekime, Müslüman bir doktora sorun bakalım, ama Müslüman bir hekime sorun yani. Deyin ki, elleri yıkamanın ne faydası olur, misvak kullanmanın ne faydası olur, tuzla başlamanın ne faydası olur? Mesela al bir şey tuzla, ya ne alakası var yemeğe başlamanın, ya al bir şey tuzla bandıracağın, ne alakası var? Ağızdaki diyor mikropları kırar diyor. O tuz ağızdaki mikropları kırar. Ve yediğin şeye mikrop karışarak inmez. Efendimiz'e Cenab-ı Hak öğretiyor. Ama biz hikmetini sormadan da elhamdülillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptıysa hikmeti ne olursa olsun onun menfaati vardır, onun kârı vardır. Efendimiz'e ittiba etmekle memuruz biz. Sefere gidiyorlar. Bir seferinde Hazreti Ömer radıyallahu anh yaptı, bir seferinde Hazreti Ali radıyallahu anh yaptı. Kervan duruyor bir yerde. Oradan iniyor, gidiyor. 10 metre ileriye gidiyor. Orada biraz duruyor, oturuyor, dönüyor, geliyor. Bir şey de yapmıyor ha. Dediler mesela, yani ne yaptın sen dediler yani. Burada durdun, gittin orada, oturdun, hiçbir şey de yapmadın. Abdest de bozmadın, abdest geldin. Ne, bu ne? Dedi ki, bir gün sefere giderken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada böyle yapmıştı. Ben de Peygamberimize ittiba olsun diye. Bak, rabıta bu işte. Sevgi, muhabbet. Rabıta hatırlamak demek. Ben şeyhimi hatırlarsam şeyhimin yaptığı hareketleri hatırlarım, değil mi? Şeyhimi sevdiğim zaman, hayal ettiğim zaman onun başındaki sarık gelir benim aklıma. Ben de sarığımı bırakmam aşağı. Onun yüzündeki sakal gelir aklıma. Onun sırtındaki cübbe gelir aklıma. Onun kürsüden anlattığı vaaz-ı nasihatler gelir aklıma. Mesela rabıta. Şimdi sen evde gidiyorsun. Diyelim ki bu sohbette dinlediklerini ne yapıyorsun? Anlatıyorsun. Veyahut da ya işte misal diyelim, billah ben üzerinden değil de sevdiğim bir hocayı vaazını dinlemişsin, gittin, ya ne kadar güzel, anladın mı sen, hareketleri de güzel, işte misal diyelim, ayet okuması, hitabiyeti vesaire, ya bunda ne var da bu şirk olacak ya, dön dolaş yani bu adamlara, kızar mısın, üzülür müsün, ağlar mısın, güler misin? Şu insanları, şu tertemiz kalpli insanları Allah dostlarından ayırmanıp da ne anlıyorlar ya cemaat? Ne kazanıyorlar? Ne elde ediyorlar? Sizi kullananlar Yahudi Hristiyan'dan belki de büyük vaatler arıyorlar. Büyük paralar arıyorlar. Makam, mevki, sözler arıyorlar. Ama siz bedavadan kullanılıyorsunuz. Hem dünyanız mahvoluyor, hem ahiretiniz mahvoluyor.
Yarın ahirette rezil olacaksınız. Cenab-ı Hak bütün dostlarını toplarken Aşır Rahman'ın gölgesinde sen ne yapacaksın? Allah Allah. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyetühen nefsül mudmeinne irci'i ila rabbiki radiyeten merziye fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti. Sadakallahu lazim. Bu ayeti celile. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ey mutmeinne olan nefis, daha önce emmareyken, daha önce levvameyken, tarikat aliye girdi, mürşidi kamile teslim oldu, onun verdiği reçeteleri ve ilaçları kullandı, uyguladı, gece namazı ise gece namazı, şu kadar zikir ise şu kadar zikir, bu kadar murakabe ise bu kadar murakabe, bunları yaptı, ilerledi, Mevla'ya yaklaştıkça Mevla Teala tecelli etti. İşte Miraç vardı ya, Miraç. Mevla'ya tabiri caizse onun gönlü ruhu kucaklaştı. Ondan sonra daha önce namaz hakkında, Kur'an hakkında, ahiret hakkında, bir takım şeyler hakkında şüpheliyken, evham vesvese varken, bak namazda duruyorsun, vesvese var değil mi? Evham var değil mi? Normalde zikir otur, Kur'an okuma okuyor, ibadet et, illa evham geliyor, illa vesvese geliyor. Çoşkacı olan arkadaşlar var. Aklına olmaz olmaz şeyler geliyor diyor. Kalbine olmaz olmaz şeyler geliyor diye. İşte tarikat-ı aliye vasıtasıyla bunlar kalbinden silinip gidiyor. Artık senin kalbin Mevla'nın nuruyla kaplanınca mutmain oluyor, tatmin oluyor. Daha önce namaz kılmaktan ağırlanırken şimdi daha bile namaz kılmak istersin. Daha önce zikretmekten ağırlanırken şimdi sürekli zikretmek istersin. Oruç tutmak istersin. İbadet etmek istersin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte, ey inkardan, münazadan, kötülüklerden, tartışmalardan, itirazlardan kurtulan nefis. Şimdi gel bana, irciyle Rabbi, şimdi dön Rabbine. Raziyeten merziye, ben senden, sen de benden razı olduğun halde. Ayet-i Kerime'ye bakar mısınız? Tarikat buna kavuşturuyor adamı yani. Sen benden, ben senden diyor Allah-u Teala. Razı olduğumuz halde hadi dön bakalım bana. Ondan sonra bakın, dikkat edin. Bakın ayeti kerimenin sonuna dikkat buyurunuz. Fethuli fi ibadi. Dostlarımın arasına gir. Bak. Dostlarımın arasına gir. Fethuli cenneti, o dostlarımla beraber cennetime gir. Hadi buyur. Yani tarikat Kur'an'da var. Allah aşkına sen Kur'an'ın neresini okuyorsun? Sen Kur'an'ı nasıl okuyorsun ya? Nasıl okuyorsun? Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine aminüttegullâhe ve külümâ sâdibîn. Sadakallâhu lâzim ilâhu ilâhe. Ey iman edenler, benden sakının, yanlış yapmayın ve benim sadık dostlarımla beraber olun. Allah-u Teala buyuruyor. Nasıl beraber olacaksın? Her an Mevla'nın dostları nasıl beraber olacaksın? İşte rabıta, gönlünle, kalbinle, ruhunla. Allah Allah, sen evladını çok seviyorsun. Dışarıda tanımadığın, bilmediğin bir çocuk evladınla diyor, gülüyor, oturuyor, sohbet ediyor, arkadaşlık ediyor, hoşuna gitmez mi? Sen onu sevmez misin? Allah-u Teala da işte dostlarıyla beraber olanları, dostlarını sevenleri, dostlarının meclisinde bulunanları, dostlarının izinden gidenleri seviyor. Seviyor Mevla. Ne bileyim ya, bunlar yani nasıl insanlar bilmiyorum. İşte Fatiha suresinde Cenab-ı Hak İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn buyuruyor. Rabbim ancak sana kulluk ederim, ancak senden yardım talep ederim. Sanki bir mürit diyor ki ben şeyhime kulluk ediyorum. O ayetin bir de bak iniş düzülüne bir bakın bakalım. O ayeti Allah-u Teala niye indirdi? Müşrikler putlara tapıyorlardı ondan. Putlara secde ediyorlardı. Allah'ı tanımıyorlardı, Allah'ı zikretmiyorlardı. Allah Allah demiyorlardı, la ilahe illallah demiyorlardı. Mürşitle bunu nasıl kestiriyorsun? Sen bunun yüzü sebebine bir bak bakalım. Mürşit diyor ki günde en az 5000 la ilahe illallah deyin diyor. Put ne diyor? Bunlar ne bak? Allah'a da iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor. Onun için mürşit araya koymayın. Sanki mürşit diyor gelin bana secde edin. Gelin bana kulluk edin. Anlamıyor adam. Anlatsan da bir defa şartlanmış. Önyargılı olmuş. Yani şöyle yapacak.
Bak benim sağ kulağımı gösteriyorum şu anda. İşte benim sağ kulağımdı. Ona diyorsun, o da böyle göstermeye çalışıyor. Böyle tutmaya çalışıyor yani. Anlıyor musunuz? Böyle. Ters. Ters. Biz Kur'an'dan başka bir şey tanımayız diyorlar bazıları. Millet diyor, la bak görüyor musun bunlar büyük adam. Niye? Kur'an'dan başka bir şey tanımıyorlar. Kur'an'dan başka bir şey tanımıyoruz ne demek biliyor musunuz? Hadis tanımıyoruz diyorlar. Biliyor musunuz? Kur'an'dan ve hadisten çıkan fıkıhı tanımıyoruz diyorlar. Tasavvufu tanımıyoruz, evliyayı tanımıyoruz diyorlar. Çok aşırı inkar ederler. Çok, çok. İlahiyat fakültelerinde efendim oralarda okuyanlara biz niye kızalım ki? Biz niye onu istemeyelim ki? Ama kardeşim bir tane ilahiyat fakültesini bitirmiş de ben tarikata düşman değilim diyen bir tane hoca gösterin ben de tamam diyeyim. Ha Allah'tan ki mesela Şehit Bayram Hoca şu anda İsmail Ağa Cami İmamı işte Selahattin Hoca Efendi efendime söyleyeyim işte Abdülmenin Hoca Efendiler bunlar oralarda okudular ama Allah'tan ki bunlar Mahmud Efendi Hazretleri'nin geldiler medreselerine tekkesine geldiler sohbetlerine de oradan biraz kendilerini kurtardılar yani. Yoksa yok. Hep zehir zehir. Bir tanesi diyor ki hocam vallahi çok doğru söylüyorsunuz diyor. İlahiyette diyor tasavvuf dersi de var biliyor musunuz? Tasavvuf dersini diyor sizden daha iyi anlatıyorlar diyor. Bir tanesi girdi diyor tasavvuftan bir bahsetti. Anlattı diye. Biz diyor böyle diyor donduk kaldık diyorum o ilmine. Öyle bir güzel anlatıyor ki tasavvufu. Yani siz hiç onun yanında diyor. En sonuna geliyor ama çocuklar arkadaşlar bunlardan bir şey çıkmaz haberiniz olsun. Bak tabii yani alim bilgin desinler anlıyor musun? Bilgin desinler. Bir saat anlatıyor, iki saat anlatıyor. Sonunda diyor ki bu tasavvuf var ya, tarikat var ya bundan bir şey çıkmaz. La havle ve la kuvvete illa billah. Şeytan işte bu şeytan. Şeytan. Bir gün gelmiş sahabe-i kiramdan birine ayet-i kürsü öğretti ha. Ayet-i kürsü var ya Allahu la ilahe illallah. Onu sonuna kadar okudu. Sabahleyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi ya Resulallah bu gece bana piri fani bir zat geldi diyor. Bak dikkat edin arkadaşlar. Mürşitsiz kalkarsınız. Ben gece rüyamda aksakallı birini gördüm. Bana şöyle yaptım. Yok efendime söyleyeyim şöyle oldu böyle oldu. Havadan uçtum, denizden yürüdüm, yeşillikler içerisindeydim, güllerdeydim, sulardaydım, şuralardaydım, buralardaydım. Kandırır şeytan. Ya Resulallah diyor. Aksakallı diyor, bak beyaz sakallı. Pir fani bir zat bana bir takım kelimeler öğrettiriyor. Oku diyor Efendimiz Hazretleri. Davuz-u Besmele'yi bir çekiyor, sonuna kadar okuyor Ayet-el Kürsi'yi. Evet diyor, doğru öğretmiş ama bir daha o melun gelirse sakın ondan bir şey öğrenme. Şaşırdı ya Resulallah. Evet dedi o iblisti dedi. Önce sana doğruyu öğretti. Doğru öğretti ki daha sonra itimat kazansın ve seni saptırsın diye. Görüyorsunuz değil mi? Çıkarlar ayet okurlar size, hadis okurlar size. Neler anlatırlar. Ama sapık. Kitap yazar. Başından çok güzel şeyler. Sonundan çok güzel şeyler. Ortasına bir kelime yerleştirir. Bir kelime. Senin itikadını bozdu mu artık sen ona itimat edeceksin. Onu dinleyeceksin. Bir kazan süte bir damla kan attın mı haram olur. Bir kazan süte bir damla irin düştü mü haram olur. İdrar düştü mü haram olur. Onun için arkadaşlar arşa dayan yeminiz olsa itikadı bozacak. Ehl-i sünnet ve cemaate zıt. Hanefi mezhebine zıt, Şafii mezhebine zıt, Hanbeli Maliki mezheplerine zıt olan bir kelimeyi yerleştirir sana. Hadi bakalım. Ne'ûzu billahi teâlâ. Var ya yerden göğe küp diseler, birbirine Rab deseler, alttan birini çekseler, seylesen gümbürtüyü. Tamam. Küp biliyorsunuz değil mi küp? Hep Anadolu evladısınız evladınız. Küpleri dizdin. Semaya kadar. Alttan en altta gelin çek bakayım ne oluyor. Bir tane kalıyor. İman bu, itikat bu. Onun için imanımızı yoklayalım. İmanımızı muhkemleştirelim. İtikatımız sağlam olsun. Yaşayamasak da, tatbik edemezsek de
Yanlış yapsak da, günaha düşsek de ama itikata ve inanca sağlam bir şekilde sahip olacağız. Sahip olacağız. Tamam, içki haram mı? Bitti. Kadının azalarını namahreme belli etmesi haramdır. Faizin azı da çoğu da haramdır. Bitti. Harama haram diyeceksin. Allah Allah. Şefaat haktır. İnanmayan da ahmaktır. Tamam mı? Şefaat haktır. İnanacaksın. Allah Allah. Allah yolunda ölenlere, öldürülenlere ölü demeyin Allah buyuruyor. Ayet-i kerime. Rabbim imanımızı muhafaza eyle. Amin. Allah'ın bizi yolundan ayırmasın. Amin. Fitne zaman, fesat zaman. Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha ne depremden ders alıyoruz, ne yangından, ne beladan, ne musibetten arkadaşlar. Ya niye bu kadar hastalıklar? Neden, niçin? Sünneti Resulullah'ı yaşamıyoruz ondan. Ondan. Geçen haftalarda söylemiştim. Hadisane olarak. Bir Yahudi doktor Efendimiz'e rica etti. Ya Muhammed dedi, Medine-i Münevvere'de bana dedi, müsaade edersen dedi, küçük bir dükkan kiralayayım dedi. Ne yapacaksın dedi. Oraya da bir yazıhane açayım dedi. Doktorum ben dedi. Hani birkaç kuruş ekmek yiyeyim. Yanlış anlama ya Muhammed dedi. Efendimiz dedi ki olur dedi. Yani ben müsaade edeyim sana, aç ama dedi, bir şey kazanamazsın dedi. O ekmeği de yiyemezsin canım dedi yani. Neden dedi, gelmez mi bana senin sahabelerin dedi yani. Bana muayene olmaya gelmez mi ben Yahudiyim diye. Yok dedi, ondan değil. Benim sahabem, benim sünneti seniyeme ittiba ettiği müddetçe kolay kolay hastalanmazlardı ondan. Bak gördün mü? Kolay kolay hastalanmazlar. Şimdi bizim hastanelerimizi görüyorsunuz da 24 saat ya, 24 saat. Çocuğun ufak bir ateşi çıkmasın. Hemen hastaneye. Ya ben ilaçları inkar etmiyorum tabii. Yani hekimi, doktoru inkar etmiyorum ama şimdi ilaçlarda bir tane o sebzeden bitkiden şifa kaynağı sebebi varsa yanında 20 tane de o çocuğa zarar verecek şeyler var. Yani şunu demek istiyorum ben. Mecbur kalma, mümkün mertebe itikadı sağlam yapalım. Ha oradan al bir güzel bir yaprak kaynat içir ona ya. Ilhamur kaynat içir. Ne bileyim ben, limon. Allah'ın izniyle. Bana böyle kilo kilo efendim şey işte aspirinde aferinde şuydu buydu içmektense yani bir bardak limonlu çay ilacım, faydasını gördüm Allah'ın izniyle. Çok arkadaş soruyor hani bu ne diyorlar ona, performans nedir, nereden geliyor 3 saat 5 saat koşuyorsun hala biz bittik yıkıldık sen. Belki de Allah alem sebep odur yani. Limonlu çayı çok severim. Siz de bir deneyin. Allah Allah. Aha. Doktorluğa da başladık hadi bakalım. Allah'ım şifa versin hepimize. Amin. Rabbim korusun çoluğumuzu, çocuğumuzu, aile efradımızı. Amin. Bütün sevdiklerimizi, sevenlerimizi. Amin. Yani dikkat edelim ya, nene hastalığa yakalanıyor. Köylerde nasıldı yani? Nene hastalığa yakalanıyor. Dinliyor musunuz? Ama öyle bir hastalık ki yani doktora gittiğinde doktor diyor ki şey bitti yani. Hani ümitler bitti ama ninenin moralini bozmayalım. Tamam mı? Yazayım öyle bir şeyler gitsin hani teselli olsun. Yazdı bir şey kağıda, artık git falan yaprağı mı kaynat dedi, falan otu mu kaynat dedi, ne dedi? Veya böyle ilaç aldığı bir reçete mi yazdı neyse. Nene gitti evine, reçeteyi kaynattı. Reçeteyi kaynattı. İçti oldu sapasağlam. Döndü geldi doktora. Doktor bey. Doktor bey, Allah senden razı olsun. Turup gibi oldum tabiri caizse. Doktor da şaşırdı. Ne yaptın? Niye? Nasıl oldu böyle? Dedi senin dediğini yaptım. Ne dedim ben? Sen dedin ya Allah bir kağıda git kaynat da iç. Ben de gittim bunu kaynattım da içtim. Allah Allah. İtikat. Anlıyor musunuz? Köyde çok şahit yok. Başı patlıyor böyle, tamam mı? Yavrum oku falan filan. O da böyle mesela okuma bilmiyor. Yapıyor. Hay Allah razı olsun. Hakikaten de bir şey kalmadı diyor. Arkadaşlar şifayı veren kim? Allah. Siz ilaç mı veriyor zannediyorsunuz? Veya hoca okuyor da hoca mı veriyor şifayı zannediyorsunuz? Şifayı veren Allah'tır. İlaçlar sebeptir. Doktorlar, hocalar sebeptir. Allah sebebi dilediği yerden yaratır arkadaşlar. Allah Allah. İtikat. Sağlam itikat. Allah'ım itikatlarımızı sağlam etsin inşallah. Amin. Ya. Demiş ya teyze, nene hop kırmızı ışıkta geçmiş gidiyor, nereye gidiyorsun demiş polis. Demiş Siyen'le, hocamdan izin aldım, eltime gideyim, Siyen'le demiş yani.
Ya bunun için önemli olan efendisine izin almak. İzin. Nerede şimdi? Evinden dışarıya çıkamazsın izinsiz. Nerede öyle? Bir mahalleden başka bir mahalleye. Sormadan gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hanıma, Müslüman bir hanıma, bak o kayıtta koyuyor ya. İnanan, Allah'a, Resulullah'a, ahiret gününe inanan bir Müslüman hanımefendiye 90 kilometrelik mesafeye gitmesi helal olmaz buyuruyor. Helal olmaz ne demek? Haram. Haram. Yani 90 kilometre buradan neresi? İzmit. Gölcük. Oralar işte. Buradan kalkıp ta Gümüşhane'ye, Erzurum'a, he? Giresun'a, Ankara'ya, Van'a, Kars'a, Muş'a, Edirne'ye. Ne oluyor? Müslüman hanımefendi. Bak itikat. İtikat sağlam değil. Adam sende ne olacak? Boş verin ya, hani şu delikanlı dedim ya, parmağındaki yüzük altın mı? Altın dedi. Ya o dinimizde helal değil, haramdır. Siz de her şeyi haram ettiniz ya diye falan vesaire. Her şeyi haram ettiniz. Öyle bir şey yok. Kur'an neyi haram kıldıysa o haramdır. Neyi helal değilse o helaldir. Süt iç, helaldir. Helal olsun, helalından iç. Ayran iç. Meyve suyu iç. Maden suyu iç. Alâbi fazla içme. Neredesin abi? Bilmem denilir. Kaçtın mı yoksa? Buralarda mı Alâbi? Kaçıyor ha. Bak burnunun dibinde. Sohbeti dinlemiyor. Buradaydı, kaçtı. Bütün cemaate onu şikayet ettiğimi söylersiniz. Herkes kazansın, herkes istifade etsin. Davul zurna çalsınlar, sabaha kadar millet durur. Anlaşıyoruz değil mi? Anlaşıyor. Bu da teftiş mi diyor, ne yapıyorsa? Geleceğim de hocam, uyursun dedim, yok uyumam dedi. Ama pek şey yapmıyor bu, pek huzursuz yapmıyor yani. Allah alim etsin. Amin. Cümlemizin evlatlarını. Amin. Müjde. Evladı hafız olan babaya müjde. Evladı alim olan anaya babaya müjde. Onlar da aynı evlatları gibi kazanacaklar. Evlatları gibi cennetlerde hayat yaşayacaklar. Biiznillahi teala. Şeyhimiz, üstadımız, efendisiniz buyuruyor ki evladını medreseye gönderen, bak dikkat edin, evladını medreseye gönderen hiçbir annenin babanın kabirde azap duyduğunu görmedim diyor. Ya nereden görecek? Allah dostları. Allah dostları görürler. Görürler. İnan. Görürler. İşte burada var. Es-Seyyid Mustafa İsmail Garibullah Büyüce Efendi. Allah'ın izniyle diyor. Cenab-ı Hak onlara diyor. Hay sıfatıyla diyor. Tecelli eder. Onlar bir o sıfatla beraber bir hay, kamu deseler kabristana, kabristanda gelen hepsi ayağa kalkar diyor. Bir bakışta, bir nazarda hayatları boyunca ne işlediler? Kabirdeki durumları ne bir görürler diyor. Ben inandım elhamdülillah. İnanmayanı bağlamaz tabii ki. İnananları bağlar. Biz inandık. Biz evliyaya inandık. Biz mezhebe inandık. Biz sahabe-i kirama inandık. Biz hulefai raşidimize inandık. Biz Resulullah Efendimiz'e inandık. Biz Rabbimize inandık. Allah'ım kül ve yakın. Kül ve yakın. Dersimize devam edelim. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse düştü naz bu anda. Eger alim eger abid bu şanda. Ne oldu? Niye ağlıyorum? Niye ağlıyorum? Hocam parmağını sıkıştırmış kapıya. He, geçmiş olsun işte. Bak rahat otursaydın burada. Parmağını sıkıştırmazdın oraya. Adın ne senin? Ömer Faruk. Of, isme bak ya. Ömer Faruk.